Değerli dostlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin liberal medyası biraz paniklemiş durumda. Paniklemenin adı Donald Trump. Esasında siyasi yaşamına tamamen son verdirdiklerine inandıkları bir karakteri, üzerindeki bütün mahkeme baskılarına, hukuk baskılarına, medya baskılarına, şu baskısına, bu baskısına, soruşturmalar, FBI'lar, Amerikan Derin Devleti, Beyaz Saray Güvenlik, neyse ne, bin tane unsurun üzerine çullanmasına rağmen liberallerin ve küreselcilerin pek sevmediği bir şahıs, deli dolu kimliğiyle yeniden arz-ı endam eylemiş durumda. Yani bundan sonra Trump'ın önünü nasıl keserler? Yüksek mahkeme ile mi keserler? Başka bir dava açarlar, onunla mı keserler? Vatana ihanet suçlaması mı yaparlar? Bilemem. Amerika Birleşik Devletleri kirli bir ülke. Her şey olabilir. Hatta bunlar kendi başkanlarını vurmuş bir millettir. Yani John F. Kennedy kardeşi, Robert Kennedy falan. Yani bu işler öyle Amerika Birleşik Devletleri'nde pek temiz işleyen işler değildir. Bu yönden baktığınız zaman ne olur ne biter bilemem. Ama şu anda CNN başta olmak üzere işte Amerika'nın New York Times'ı, şusu busu bir panik halindeler. Adam geliyor, yeniden tarih yazıyor diyorlar. Yeniden tarih yazıyor çünkü bu kadar üzerine çullanılmış, 3,5 yılda mahkemeler, evi basılmış, evinde aramalar, şunlar, bunlar, savcılar, belgeler, bilgiler ve adam şu anda Amerika'nın iki büyük partisinden biri olan Cumhuriyetçi Parti'de bugün itibariyle, dün çünkü New Hampshire eyaletinde yapılan ön seçimi de büyük bir farkla kazanınca artık tamamen Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olma eğilimine girmiş vaziyette. Eğilimi değil, kesinleştirmiş durumda. Yani Joe Biden'dan daha kesin bir durumu var adam. Öyle bakalım. Çünkü Donald Trump %54.6 oy aldı Cumhuriyetçi delegelerden New Hampshire'de. Karşısında bir kişi kaldı zaten hanımefendi, Nikki Haley. O da 143.1 aldı. Nikki Haley Iowa seçiminde %19.1 ile üçüncü olmuştu. Burada da işte Donald Trump'ın karşısında en fazla %43. Şimdi onun bir memleketi var, kendisinin yerli olduğu Güney Carolina eyaleti. Şubat ayında orada yapılacak ön seçim. Orada 7-8 yıl galiba iki dönem valilik yapmış Nikki Haley. O yüzden oraya bakıyor. Eğer orada kazanırsa biraz daha duracak bu yarışta. Çünkü başka kimse kalmadı. Ron DeSantos da gidince kimse kalmadı. Bir Nikki kaldı. Nitekim zaten Trump da şey demiş, kutlamalar sırasında kendisi için kuşkusuz bir berbat bir gece, Nikki Haley'den bahsediyor. Iowa'da üçüncü olmuştu. Burada da durum belli ama o hala ortalıklarda dolaşıyor. Şimdi Trump'ın kampanyasını yürüten ekip daha fazla bizi yorma pozisyonda. Yani çünkü bu işler çok para. Çok para, çok emek. Yani Amerikan demokrasisi dediğimiz şey gerçekten ancak zenginlerin altından kalkabileceği, fakirlerin hiçbir şansının olmadığı, fakirlerin ancak orada ikram edilen sandviçlerden yiyebileceği bir demokrasi. Öyle. Her milletin kendine göre bir geleneği var. Onlarınki de böyle. Donald Trump zengin bir adam. Ve sormuş işte CNN Amerikan halkına, oradaki vatandaşlara, niye Trump'a oy veriyorsunuz? 62 yaşında bir Amerikalı kadın. Bakın ne diyor. Onun lafını önemsediğim için sizlere aktarıyorum. O Amerika'yı temsil ediyor diyor. Donald Trump için. Para ve siyasi güç peşinde değil. Zengin insan, paraya ihtiyacı yok. Siyaseti ise kendisi ve bir grup oligark için yapmıyor.
Amerika için yapıyor. Şöhrete ve servete doymuş bir adam, onun için seçiyoruz diyor. Yani diyor ki bu Beyaz Saray'a girince hırsızlık yapmayacak. Gözü doymuş. Esasında benim de genel şeyim budur. Hele kuruluş itibariyle, yapı itibariyle devlet rantının böyle oligarşik kadrolar tarafından yenilip yutulduğu devletlerde bir miktar zengini seçmekte yarar vardır. Zengin sonuç itibariyle zengindir. Gelir, ecebi dolu adamın ihtiyacı yok. Bari memleket için çalışır dersin. Öyle. Çünkü böyle çok böyle yoksulluklardan gelip de bir anda devletin tepesine yerleşmiş, mesela Afrika'da öyle oluyor falan. Öyle durumlarda neler yaşandığı herkes dünyada takip ediyor. Biraz fazlaca hırsızlık oluyor bu yönden baktığınızda. Amerikalılar uyanık millet. Bunlar zengin diyorlar. Biz bunu öne çıkaralım, yürütelim falan. Şimdi Haley de diyor ki Trump bir kaosun başkanıdır. Ben merkezdeki bir kadınım. Benim popülizm, aşırıcılık, radikal sağla hiçbir alakam yok. Amerika bana sahip çıksın. Yoksa bu adam gelecek ve yeniden Amerika büyük bir kaosun içine girecek diyorlar. Biden'ın kampanyasının baş danışmanı var, Julie Chavez Rodriguez. Diyor ki bu gecenin sonuçlarıyla Trump bir kez daha Cumhuriyetçi Parti'ye el koydu. Bu aynı zamanda demokrasiye inançsızlık, seçim sonuçlarına saygısızlık, özgürlük düşmanı MAGA hareketinin de Cumhuriyetçi Parti'ye el koymasıdır. Artık Kasım 2024'ün senaryosu bellidir. Trump hiçbir zaman yenemediği bir insanla yarışa giriyor. O insan Joe Biden'dır diyor. Haley ise bu laf üzerine yeni bir açıklama yaptı. Dedi ki Joe Biden'ı yenebileceği tek cumhuriyetçi Donald Trump'tır. Şimdi bu böyle bir şey ama sonuçta bu adam geliyor. Bu adamın önünü kesmeleri halinde ülkede iç savaş çıkabilir. Onu da söyleyeyim. Çünkü cumhuriyetçiler bu konuda çok kararlılar. Ve hukuktu, guguktu, şuydu, buydu derken adamı bir de içeri falan atarlarsa gerçekten Amerika'da 2024 seçiminin yapılıp yapılmayacağı bile bir soru işaretine döner. Peki bu adamı kim en çok bekliyor? Bu adamı iki kişi çok iyi bekliyor. Ve belki de dua ediyorlar. İnançlı olduklarına inanmıyorum. Yani kendilerince. Çin lideri Xi ve Rus lideri Putin. Hiç geçinemediler bununla ama günü geldi en büyük uzlaşmaları da Donald Trump'la yaptılar. Joe Biden bu iki Avrasya gücünü, yani Rusya'yı ve Çin'i öyle bir ablukaya aldı ki kendisi geldiği an Trump Ukrayna Savaşı'nı 24 saatte çözeceğini söyleyen bir lider. Dimitri Peskov şöyle demiş, bize böyle bir plan gelmedi, herhalde başkan olduğu zaman bu planı verecektir diye. Herkes biraz böyle beklenti içinde. Fakat ben şunu söyleyeyim, eğer Trump önce cumhuriyetçi aday olur, önü kesilmez, Biden'ı yenerse ve 2024-2028 için yeniden Beyaz Saray'a yerleşirse, bilin ki küresel sistemde büyük bir jeopolitik kırılma yaşanacaktır. Ne İsrail kalır, ne Ukrayna kalır, ne NATO kalır, ne Avrupa kalır. Bakın söylüyorum şimdi de. Büyük bir merak ve keyifle izliyorum. Niye? Sonuçta olacağı önleyecek bir gücümüz olmadığına göre bari tadını çıkaralım. Hoşça kalın.